Selam dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeni çıkan mobil MMORPG oyunları sizler için derledim. Listede toplamda 9 tane oyun var. Bu oyunların hepsini oynadım. Az çok görüşlerim yerine oturdu. İyisiyle kötüsüyle, beğendiğim beğenmediğim yönleriyle bu oyunları sizlere tanıtacağım. Unutmayın, renkler ve zevkler tartışılmaz. Bana kötü gelen bir oyun size iyi gelebilir dostlar. Bunu göz önünde bulundurarak yorum yaparsanız çok sevinirim. Bir duyuru daha yapıyorum. Açıklama kısmında Discord sunucumuz var. Buraya mutlaka gelin çünkü V4 oynuyorsanız, World of Brandis oynamayı düşünüyorsanız klanlarımız mevcut. Oynayan 10-15 kişilik gruplar halinde arkadaşlarımız var. Siz de belki onların arasına katılmak istersiniz. Lafı daha fazla uzatmadan yeni neler var? Hadi bir göz atalım. İlk oyunumuz Chimeraland şu an için en büyük açık dünyaya sahip mobil MMORPG. Resmi olarak herhangi bir açıklama olmasa da 800 kilometrekare bir dünya söz konusu. Bu gerçekten muazzam bir büyüklük. Daha önce en büyük açık dünyaya sahip mobil oyunlar ile ilgili bir video hazırlamıştım. O videoyu izleyerek ortalama bir kıyaslama yapabilirsiniz. Açıklama kısmına linkini bıraktım, bir göz atın. Chimeraland için mobil MMORPG dedim ama cross platform bir oyun. Yani PC üzerinden mobildeki oyuncular ile aynı serverda oynayabilirsiniz. Bu da oyuncu sayısını dert etmemenizi sağlıyor. Oyun hayatta kalma dinamikleriyle MMORPG dinamiklerinin birleşimi. Yani kendi binalarınızı yapabileceğiniz gibi açık dünyada karşınıza gelen birçok oyuncu ile ister ittifak kurun isterseniz de savaşın. Alışık olduğumuz sınıf sistemi Chimeraland'de karşınıza gelmeyecek. Çünkü bu oyunda kuşandığınız farklı silahlar yeteneklerinizi ve oyundaki oynanış tarzınızı belirliyor. Yine oynarken çok hızlı bir şekilde bu silahlar arasında geçiş yapmanız mümkün. Oyunun artı yönlerini sayacak olursak, en başta uzaya kadar giden büyük bir dünyasını ve özgür oynanış dinamiklerini söyleyebilirim. Eksi yönlerini sayacak olursam da en başta TapTap üzerinden global anlamda yayınlanmasına rağmen ping problemi söylenebilir. Henüz Apple App Store'da oyun mevcut değil. Ben bir iki tane video hazırlamıştım, isterseniz bir göz atın. İkinci oyunumuz Onigiri Heroes, uzun süredir PC versiyonu oynanan bir MMORPG. Tasarım anlamında yenilikçi oyunlardan hoşlandığım için benim pek hoşuma gitmedi. Ama bu oyunu seven varsa PC versiyonu ile neredeyse aynı olmuş diyebilirim. Tamamen anime tarzı bir dizaynı var ve eski tarz grafikleriyle de birçok telefon modelinde çalışacaktır. Sınıf tarzı ise bir garip. Karakter yaratma esnasında nasıl bir yöne gideceğinizi seçiyorsunuz ve bu doğrultuda gelişim gösteriyorsunuz. Oynadığım süre boyunca bazı boss savaşları ve normal canavar mücadeleleri dışında herhangi bir PvP içerisinde bulunmadım ki tarzına baktığım zaman PvP'nin zevkli olduğunu düşünmüyorum. Bu oyunu bence anime tarzını sevenler ve eski tarz grafiklerden hoşlanan oyuncular tercih etmeli. Güncel grafiklerden hoşlananlar bence hiç girmesin bile. Üçüncü oyunumuz Yulgan Global Play to Earn olarak çıkış yaptı. Yani tokenlar ile oyunda gerçek para kazanabileceksiniz. Tabi oyuna giriş yapabilirsiniz. Oyunu 4-5 saat oynadıysam bir 4-5 saatte oyuna girmeye çalışmışımdır. Çinlilerden ve onların bot hesaplarından dolayı girmek çok zor duruyor. Firma bu duruma dur der mi bilmem ama şimdilik puanı oldukça gerilemiş durumda. Ben yine birazcık deneyimlerimden bahsedeyim. Yulgan Global'i ne kadar fazla oynarsanız o kadar çok kazanırsınız ve o kadar hızlı gelişirsiniz. Yani doğrudan oyuna harcadığınız zaman çok önemli. Bıçak, mızrak, kılıç, yay, küre, hançer, asa ve yumruk kullanan sınıflar mevcut. Çeşitlilik bakımından güzel gibi dursa da endgame'e kadar oto bir oynanış hakim. Grafiksel anlamda tatlı görünmekten öteye geçtiğini söylemem mümkün değil. PvP özellikleri ise oldukça iyi. Irk savaşları, ronca savaşları, arena sistemi gibi şeyler mevcut. Yine de benden geçerli not alacak bir oyun değil. Bence para kazandıran oyunları iyice test etmeden yayınlamak doğru değil. Önüne geçilmeyecek durumlar ortaya çıkabiliyor. Dördüncü oyunumuz Sprite Fantasy X Legend Entertainment tarafından geliştirilen bir oyun. Dragon Eagle ve Aura Kingdom 2 oynayanlar bu firmayı iyi bilirler. Tales of Wind, Guardian of Claudia, Stella Arcana gibi oyunların neredeyse aynısı diyebilirim. Grafiksel anlamda saydığım oyunlara çok fazla benziyor. Tabii ki kendine has bazı özellikler var. Aslında bu özelliklerde bazı oyunlardan gördüğümüz şeylerin değiştirilmiş hali. Sprite adı verilen yaratıklardan oluşan bir takım toplayabiliyoruz. TOW'daki çiftlik sistemi bu oyunda ada sistemi olarak geçiyor. Bu adada kendi eviniz var, kendi çiftliğiniz var, Asyalıların çok sevdiği ama biz Türklerin alışamadığı birçok sistem mevcut. PvP sistemi standart, arena ve toplu lonca savaşları yapılıyor. Onun haricinde yeni nesil bir şey yok. Şahsen benim de incelediğim, hatta firmanın incelediği erken erişim şansı verdiği bir yapım. İlk başlarda olumlu yaklaşsam da sonradan durum aynı fabrikasyon MMORPG gibi hissettiriyor. Beşinci oyunumuz Honor of Heirs Belkoş
hoşunuza gidecek bir mobil MMORPG olabilir. En azından izometrik bir açıdan değil, serbest kamera tam 3 boyut olarak oynanıyor. Kapalı betasında oynadığım kadarıyla belki uzun vadede sevilen bir oyun olacaktır. Covid olduğum zamanlarda bir gameplay videosu hazırlamıştım. İzlemek isterseniz açıklama kısmına linkini bırakıyorum. Sınıf çeşitliliği güzel ve alt sınıf sistemi mevcut. Açık dünya dizayn edildiği için farklı mekanları göre göre kasılıyoruz. Ama tabii ki neredeyse endgame'e kadar oto mevcut. Sistem ve yetenekleri geri endgame'den sonra çoğu boss ve PvP'de manuel oynamak şart olacaktır diye düşünüyorum. Açık dünya PvP sistemi yok ama PvP yapılan haritalar ve tabii ki lonca savaşı, arena savaşı gibi standart özellikler mevcut. Yetenekleri biraz sönük gibi dursa da kötünün iyisi diyebilirim. Şu an için oynamanız pek mümkün değil çünkü betası bitti. Beta başlayınca oynamak isterseniz diye bu listeye aldım. 6. oyunumuz Dark Nemesis ilk beta videosunu yayınladığımdan bu yana merakla beklenen bir oyundu ve geçenlerde Türkçe tam sürüm olarak yayınlandı. Galiba birçok kişi için en büyük artısı Türkçe olması olacaktır. Ben de bir ilk bakış hazırladım. İzlemek isterseniz yine açıklamalar kısmını ziyaret etmeyi unutmayın. İlk etapta dinamikleri benim de hoşuma gitti. Sınıflar ve alt sınıf seçimleri olmasından dolayı cidden sevdim. Sonradan her ne kadar Dragonstone Fantasy gibi standart bir MMORPG'ye dönse de bence grafiksel anlamda çok daha iyi. 120 FPS oynama seçeneğinin olması ve binekleriyle kullandığımız silahların ruh sistemiyle birleştirilmesi bence artı yönlerden. Ve garip bir şekilde oyun oto oynansa da manuel oynadığınız zaman çok daha zevkli oluyor. İlk etaplarda özellikle çok fazla zaman gerektiren bir oyun. Pay to win durumunu da konuşmak lazım ama siz benim cevabımı az çok biliyorsunuz. Oyunu deneyimleyenler mutlaka yorumlara görüşlerini yazsınlar. 7. oyunumuz League of Angels Chaos. Forsaken World Gods and Demons'tan tanıdığımız Yuzo firması tarafından geliştirildi ve yayınlandı. Türkçe olduğunu hemen söyleyeyim, belki ilk defa bu videoda gören vardır. League of Angels Chaos'ı kapalı betasında da oynadım, tam sürüm olarak yayınlandığında da oynadım. İlk etapta belirtmem gerekiyor ki aşırı yetenek efektlerinden hoşlanıyorsanız bu oyunu oynayın. Çünkü özellikle büyücü 3 tane yetenek attı mı kendisi bile haritada görünmüyor. Tam anlamıyla Dragonstone Fantasy'nin aynısı gibi. Ejderhalardan tutun aşırı parlak kanatlara kadar. Bakın kötü demiyorum ama bu tarzı sevenlerin katlanabileceği bir oyun. Yine Türkçe olması dışında bana cazip gelen bir oyun değil. Ama emin olun yine severek oynayacak çok fazla oyuncu olacaktır. Fabrikasyon mobil MMORPG dediğim zaman aklımda ilk canlanan firma EUGame. Şirketin birbirine benzeyen o kadar fazla oyunu var ki eminim çalışanlar bile karıştırıyordu. 8. oyunumuz Tamashii Rise of Yokai da tam olarak böyle bir oyun. Gelin EUGame'in Google Play sayfasına rastgele bir mobil MMORPG oyunu indirin, kendiniz görün ne kadar benzediklerine şaşıracaksınız. Ama gariptir ki bu tarz oyunları da deli gibi oynayan, hatta hesap alıp satan insanlar var. Renkler ve zevkler diye vurgulamamın en büyük sebebi de bu. Her oyunun oyuncusu oluyor gördüğünüz gibi. Bu oyunun diğer fabrikasyon oyunlardan en büyük farkı klan savaşları, arena savaşları ve Warzone gibi farklı PvP modlarının barındırması. Yani endgame'e ulaştığınızda en azından sıkıntısız gerçek zamanlı PvP yapabilirsiniz. Hatta Battle Royale ve Foot Brawl gibi ilginç modları da var. Ve son oyunumuz Chronicle of Infinity. Bence Dark Nemesis Infinity Quest'in aynısı. Tales of Wind ve Guardian of Claudia gibi popüler mobil MMORPG oyunların geliştiricisi NeoCraft tarafından yayınlanıyor. Şu an içinde hem tasarım hem de grafik anlamında firmanın en iyi oyunu. Bazılarınıza garip gelebilir. Ben oyunun zırhlarını ve bu zırhları kuşanma şeklini çok sevdim. Yetenek efektleri her ne kadar güzel olsa da bence birkaç puan Dark Nemesis önde gelir. İncelediğim bir gameplay videosu yayınlamıştım. İzlemek isterseniz açıklama kısmını ziyaret edebilirsiniz. Oyunun en büyük özelliği 150 oyunculuk Battle Royale modu olabilir. Çünkü bu tarz PvP özellikler genelde insanların daha fazla dikkatini çekiyor. Firma Dynamic Sandbox gibi iddialı bir söylemde bulunmuş ama bence alakası bile yok. Güzel bir videonun daha sonuna geldik. Umarım hoşunuza giden iyi bir video olmuştur. Fark ettiyseniz oyunları incelerken bol bol olumsuz görüşlerimi de söylemiş oldum. Kusura bakmayın, bana kızanlar olabilir ama şu an benim seveceğim derecede bir mobil MMORPG çıkmadı. Bu oyunları derleyip toplamamın sebebi de siz belki seversiniz dostlar. Dediğim gibi renkler ve zevkler. Kimin neyi seveceği belli olmaz. Her oyununda bir oyuncusu vardır. Bu oyunlardan hoşunuza gidenleri mutlaka yorumlara yazın. Oynayan arkadaşlarımız varsa beraber belki etkileşim halinde olursunuz. İlk başta hatırlattığım gibi Discord sunucumuza katılmayı unutmayın. Linki açıklama kısmında mevcut. V4 ve World of Brandis oynayanlar takım arkadaşları arıyorsa mutlaka Discord sunucumuzda bulabilirler. Birazdan Monster Pusat ürünleriyle ilgili bir tanıtım videosu gelecek. Eğer yeni bir klavye kulaklık falan almayı düşünüyorsanız mutlaka bu tanıtım videosunu izlemenizi tavsiye ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Videomuzun sponsoru bu ay Monster Pusat Virtual 7.1 RGB Gaming Headset ve diğer pusat aksesuarları. Bir aydır deneyimlediğim uygun fiyatıyla ön plana çıkmıştım.
çıkan bu kulaklık sanal 7.1 desteği ile ses kasmanız gereken tüm oyunlarda iyi çalışıyor. Benim en sevdiğim iki özelliği çok sağlam kablosunun olması ve 2 metre kablo uzunluğu. İkincisi de titreşim özelliğiyle daha gerçekçi bir his yaratması. Bas kalitesi esnasında oyunların müzikleri de oldukça canlı hissettiriyor. Gizlenebilir ve istediğiniz zaman açıp kapatabileceğiniz mikrofonu da fiyatına göre oldukça iyi. Şimdi diğer aksesuarlardan bahsedelim. Bu videomuzda destekçimiz bir Monster Notebook markası olan Pusat. İşlerini başarıyla gerçekleştirmek isteyenlerin performans canavarına ihtiyacı olduğu gibi onu projelerinde üst seviyeye taşıyacak, uzaktan eğitim ve çalışma deneyimini tamamlayacak ekipmanlara da ihtiyacı var. Pusat ürün yelpazesindeki yüksek kaliteli ekipmanlar her profesyonelin ihtiyacına cevap verecek genişlikte. İster Pusat Ergo Wireless Mouse, ister Pusat Business Pro Steel Keyboard olsun, Pusat aksesuarları zarif ve kullanışlı olmasıyla işlerinizde size her zaman destek olur. Ayrıca ömür boyu bakım garantisiyle Monster Notebook kullanıcılara uzun yıllar eşlik edecek ve profesyonel iş hayatında kullanılacak ekipmanlar sunuyor. Pusat evden çalışan profesyonellere desteğini hiç kesmiyor. Soho yani Small Office, Home Office ürünleriyle evden çalışan ya da kendine ait bir çalışma alanı oluşturmak isteyen profesyoneller de Pusat ürünlerini tercih ediyor. Tıpkı Arront 32'nin Avrupa'da Amazon Choice yani Amazon'un seçimi olması gibi. Yani Monster Notebook ailesinin bu fertleri sadece Türkiye'de değil, dünyada da büyük bir rağbet görüyor. En çetin işlerde bile sizi memnun edecek ekipmanlar şimdi çalışma alanlarınızı da süslüyor. Pusat ailesine katılan Pusat Wave aktif gürültü engelleyicili kulaklık, Pusat Business Pro Mouse ve klavye ile birlikte Bucra V1 Max gibi hem suya dayanıklı hem de toplantılarınıza kalite katacak aksesuarları hemen keşfetmek için monsternotebook.com.tr adresini hemen ziyaret edin.